Merhaba, bundan böyle her cumartesi günü saat 13'te Medyascope TV ekranlarında güncel sanat sergilerini konuşacağımız Gözün Gördüğü, Gösterdiği isimli bu programa başlıyoruz. Ben Rümeysa, bugün stüdyoda 3 değerli konuğum var ve onlarla İstanbul Nişantaşı'nda Artam Antik'te devam eden Çarşamba Topluluğu sergisini konuşacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. Yanımda Beral Madra var. Kendisi Türkiye sanat ortamının ilk küratörlerinden ve bu ortamın var olması için de çok çaba göstermiş biri. Ve bugün konuşacağımız Çarşamba Topluluğu sergisinin aslında uzun ismi de Meret Oppenheim'in Koltuğu ve Beral Madra'ya Saygı. Serginin küratörü Shulamit Brookstein Çoruh sergiyi Beral Hanım'a ithaf etti. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Aynı zamanda serginin küratöryel ekibinden iki arkadaşımız var. Sanat tarihçisi, yazar Nergis Abiyeva ve sanat eleştirmeni ve küratör Sinan Eren Erk. Çok teşekkürler geldiğiniz için size. Teşekkür ederiz. Önce hemen Beral Hanım'la başlayayım. Bu çok odalı ve çok katmanlı bir sergi Beral Hanım ve Meret Oppenheim'in çok fazla sergisi var, çok fazla işi var. Kendisi Türkiye'de de işleri ilk defa gösterilen 20. Evet. yüzyılın önemli bir sanatçısı. Onun dışında Rebecca Horn şu an Almanya'da yaşayan bir sanatçı. Onun işleri var. Türkiye'den önemli bir kadın sanatçı Gülçin Aksoy'a ayrılmış bir oda var. Gürcistanlı sanatçı Natalia Yankoşvili'nin işleri var. Tek erkek sanatçı Tony Çakar'ın da Meryem Ana ile ilgili evet. bir işi var. Yani güçlü kadınlar ve güçlü kadın imgeleriyle dolu bir sergi ve bunun sizin gibi birine ithaf edilmesi de o anlamda anlamlı. Evet, bir bağlantı kurulmuş orada. Evet. Şu an devam eden İstanbul Bienali'nin de paralel etkinliği evet. bu ve siz aslında Bienal'in ilk ve ikinci Bienal'in evet. Küratörüsünüz, Bienal'in kurucularındansınız. Evet, oldukça geçmiş bir dönemden evet, söz ediyorsunuz. Evet, geçmiş bir 30. zaman yıl ama yine de evet, hatırlamak evet. lazım yine de. Evet. Küratörün size bu jeste hakkında ne söyleyeceksiniz? Biraz duygularınızı, düşüncelerinizi evet. alayım istiyorum. Hem de bu Shulamit Çoruh çok uzun zamandır tanıdığınız bir küratör. Tabii. Bu sergiye nasıl yaklaşmalıyız, onu nasıl anlamlandırmalıyız? Bize belki biraz bir evet. açılış yaparsınız. Biliyorsunuz İstanbul Bienali olduğu zaman bütün sanat ortamı ve bütün sektör çok ayrıcalıklı sergiler düzenliyor ve yani herkesin ilgisini çekecek önemli sergiler gerçekleşiyor. Şu anda da öyle. Yani bütün herkes kitlenin bir haftasını dolduracak kadar gezecek sergi var. Bence geziliyordur. Öncelikle bu programı yaptığın için sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu program çok önemli. Medyascope'un da bunu yayınlaması son derece önemli. İnsanların bizim sektörün bütün boyutlarıyla geniş kitleye aktarılmasında tabii ki bu büyük bir işlev taşıyor diye düşünüyorum. Ben de Medyascope'a teşekkür ediyorum bana evet, bu şansı verdikleri için. Evet, teşekkür ederiz. Hakikaten öyle. Evet, Shulamit Brookstein aslında Berlin'de çok tanınmış önemli bir felsefeci, küratör, sanat eleştirmeni ve çok önemli sergiler gerçekleştirdi. Bunların en önemlisi de 2009 yılında tasvir başlıklı bir sergiydi ki bu da dünyadaki bütün var olan sanat üretimlerinin yan yana getirilmesiyle oluşuyordu. Yani hem Avrupa sanatı, çağdaş sanat ve geçmişteki geleneksel sanatları yan yana getirip bunlar arasındaki ilişkiler. Yani hiçbir zaman sanat üretiminin hiçbir şekilde birbirinden kopuk gelişmediğini gösteren, işte küreselleşme bağlamında da bu tabii çok önemli bir sergiydi 2009'da. Martin Gropiusbau'da olmuştu. Ben tabii kendisini daha önceden tanıyorum. Çünkü Türkiye'ye ilgisi vardı. Türkiye'deki çağdaş sanatı çok iyi tanıyordu. Dolayısıyla birçok kez birlikte işbirlikleri, yani bu zaten küratörler ve sanat eleştirmenleri arasında bu işbirlikleri çok doğal. Hı hı. Evet, bu sergi de tabii ki bu Shulamit Brookstein'in Goethe Institute'un Türkiye'de ve ki faaliyetleriyle ilgili bir projesinden birisi. Yani konuk sanatçı programı. Bu da Tarabya'daki eski büyükelçilik binalarında
sanatçılar konuk ediliyor. Onlar ikişer, üçer, beşer ay kalıyorlar ve İstanbul için gerekli ise bir takım üretimler yapıyorlar ve bunları da sonra zaman içinde gösteriyor Goethe Institut. Shulamit Bruckstein bunun için yaklaşık bir yıldır Türkiye'de. Önce bu konuk sanatçı programını yaptı, daha sonra kendi isteğiyle de burada kalmaya devam edeceğini söyledi ve bu arada da bu sergi için benim arşivimde Sinan'la birlikte uzun uzun çalıştılar. Evet, yani, onlarla konuşacağız. Evet, çok güzel bir çalışma yaptılar. Neden? Benim arşivimde işte nasıl diyelim 35-40 yıldır üretilmiş sergiler var. Bu sergileri dijital ortama aktarıp bunları dünyaya tanıtmak gibi. Yani bu bellek meselesi biliyorsunuz. Hı hı. Sanatta bellek çok önemli bir şey. Bu sergi de neredeyse böyle bir belleği tazeleme sergisi gibi görünüyor bana. Hı hı. Sadece benim arşivim açısından değil, buraya davet edilen sanatçılar açısından. Gördüğünüz gibi sergide, evet sen de belirttin, 4 tane sanatçı var, 4 kadın sanatçı var. Birisi işte Meret yani Uygun. Evet, o zaten çoktan vefat etmiş bir sanatçı. Fakat aslında şeyi hakkı verilmiş ve zamanında da tanınmış tabii modernizm içinde feminist çıkışıyla uluslararası sanat ortamında tanınmış. Zaten gördüğümüz gibi burada bir koleksiyondan söz ediyoruz. Yani yapıtları bir koleksiyoncu tarafından alınmış oluyor. Yani korunmuş yapıtları. Evet, evet. Diğer Rebecca Horn da aynı şekilde kendi ülkesinde Almanya'da daha başlangıçtan beri, çünkü 70'lerden beri üretim yapan bir sanatçı ve çok radikal performanslar yapan, yani tabii ki feminist yaklaşımlar var. Yani bu erkek dünyasında büyük yapıtlarla var olmuş bir sanatçı Rebecca Horn. Hala çok inanılmaz ödüller almış. Bizim komşumuz Gürcistan'dan ise hiç tabii maalesef ilişkilerimiz çok sıkı olmadığı için, çağdaş sanatları açısından ilişkilerimiz. Yankoşvili de gene o da kendi ülkesinde, o da vefat etmiş 2008'de galiba. Onun da resimleri tabii çok güçlü resimler, ekspresyonist resimler. Gülçin Aksoy'u esasen ben yıllardır sergilerini yapma şansına ermiş bir küratörüm. Onun da bu sergide olması serginin içeriğiyle ilgili de çok ilginç önemli bir yerleştirmesi var söz konusu. Hı hı. Ben burada iki özellik var bu sergide. Bir tanesi izleyiciyi psikanalistik bir yüzleşmeye davet etmesi. Çünkü serginin ortasında bütün yapıtların arasında bir oturma alanı var. Bu alanda izleyici oturup konuşma, yani sergi hakkındaki görüşlerini açıklayabilir ve belki de küratörle konuşma fırsatını da veriyor küratör kendisine. Çünkü her zaman bir konuğu oluyor orada. Herkese tavsiye ederim gelip bu şekilde bir sergiyi izlemek de ilginç oluyor tabii. Tabii buradaki özellikle kadın sanatçıların burada gösterilmesi de bir tesadüf değil. Yani bugün biliyoruz yaklaşık 2 senedir Avrupa'daki müzelerde 20. yüzyılda büyük işler üretmiş, fakat unutulmaya terk edilmiş birçok sanatçıyı yeniden gündeme getirdiler. Yani bunlar artık kimisi ölmüş olmasına rağmen retrospektifleri yapılıyor. Şu anda çok yaşlı olan, yani kadın sanatçıların çağdaş sanata yaptıkları katkılar birdenbire müthiş bir gündeme gelme şansına erdi.
Tabii bu da, bu sergi de aslında birazcık böyle bir şey. Tabii bizim ülkemiz için de çok önemli. Çünkü biliyoruz yani burada Türkiye'de kadın kimliği üstüne çok fazla spekülasyonlar var, olaylar çok fazla. Bu da bizi çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla kadın sanatçıların öne çıkması burada önemli oldu. Fakat bir tek erkek sanatçı var. O da Lübnanlı, çok tanınmış Tony Şakar. Aynı zamanda kendisi akademisyen de. Tabii burada Meryem Ana'yı, yani Madonna, yani bir ikon gösteriyor. Tabii burada çok işin başlangıcına gidip, işte Adem ve Havva'ya gitmiyoruz ama Meryem Ana'yı da buraya bir şekilde yerleştirdik diye düşünüyoruz. İstersen ikinci serginin ikinci anlamını daha sonra anlatayım. Tabii. Nergis'le devam edebiliriz. Nergis, sen sanat tarihçisin ve biraz sanat tarihsel yönden sana sorular sorayım istiyorum. Hem küratör Shulamit'in işleri, Beren Hanım da bahsetti, bu tasvir project nedir o bağlamda? Sergiyi bize daha detaylı olarak Sinan anlatacak daha uzun süre çalıştığı için. Ama sen Shulamit'i bir parça daha belki bize açabilirsin ve Merit Oppenheim'le Rebecca Horn'u biraz senden dinleyebiliriz. Tabii ki. Tabii Shulamit Brookstein gerçekten çok farklı bir felsefi altyapısı olan ve çok farklı çalışma üretmiş bir küratör. Ve hakikaten bunu serginin her yanında da bu bakışı görüyorsunuz. Çünkü aslında çok konuştuğumuz gibi sergi yalnızca böyle gidip işlere baktığımız ve işlere hayran olduğumuz yerler değil aslında sergiler. Sergilerden felsefi, sanat tarihsel, eleştirel söylemler üretmelerini bekliyoruz. Ve bu sergi gerçekten bütün izleyiciler için farklı farklı söylemler üretebilen ve farklı farklı perspektifler verebilen bir sergi. O anlamda çok değerli, çünkü bu sergide şiir var, kaligrafi var, yazı var, psikanaliz var, sanat tarihi var, sanat var. Çok farklı farklı gerçekten çeşitli açılar var. Tabii House of Tasvir bunun en önemli oluşumu bu anlamda. Shulamit'in çok uzun zamandır devam ettirdiği bir inisiyatif aslında bu. Berlin merkezli ama hani pek çok yerde farklı işler yapabilen bir inisiyatif. Dolayısıyla benim için şöyle bir önemi vardı bu serginin ilk duyduğum andan itibaren. Tabii Merit Oppenheim'ı hepimiz çok iyi biliyoruz sanat tarihini bilenler olarak. Ama Merit Oppenheim'ın işleri İstanbul'a ilk kez geldi. Yani daha önce bu ünlü sürrealist kadın sanatçının işlerini daha önce İstanbul'da görmemiştik. Ve tabii Merit Oppenheim o sürrealist çevrenin içindeydi, o dalganın içindeydi ve o kabul görmüştü. Hem de onlar tarafından, önemli sürrealist erkekler tarafından o sergilere dahil edilmişti. Salonlara çağrılmıştı. Hakkı verilmişti Beren Hanım'ın söylediği gibi. Ama İstanbullu izleyici aslında Merit Oppenheim'ın fetiş nesnelerini, sürrealist özellikteki heykellerini ilk kez görmüş oluyor. Ve sergide bence girift ilişkiler var. Mesela Rebecca Horn ve Merit Oppenheim arasındaki ilişkiden bahsedebilirim. Tanışıyorlar Merit'le Rebecca Horn. Ve o sırada tabii Rebecca Horn çok genç. Diyor ki onunla tanışma şansını elde ettim ve Merit benim işlerimle ilgilendi. Özellikle erken dönem videolarımı çok sevdi. Onları İsviçre Bern'de göstermek istedi. Gösterdi de. Ve böyle aralarında bir takım yazışmalar, kartpostallar, bir takım böyle jestler oluşuyor zaten. O anlamda bu iki sanatçının da böyle bir ilişkisinin olması bence çok değerli. Natalie Iancochville'den bahsettik. Gerçekten bence o İstanbul'da izleyici için yani hakikaten çok sürpriz bir isim. Çünkü hiçbirimiz bilmiyoruz ve bunu gerçekten altını çizince söylemek istiyorum. Ne akademik ortamda ne de sanat ortamında Natalie Iancochville tanınmıyor. Ama dünyada bir yeri var bu kadının, bu önemli kadın sanatçının. Ve modern Gürcü resminin önemli bir temsilcisi ve çok aykırı birisi. Çünkü onun dönemi yani 1918 doğumlu, 2008 yılında 90 yaşındayken ölüyor. Ve neden çok önemli ve neden aykırı? Çünkü o dönem tabii Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yaşıyor Gürcistan'da ve sosyalist gerçeklik akımı içerisinde işler üretiliyor. Ama Natalie Iancochville son derece ekspresyonist, son derece şiirsel, renklere çok farklı yaklaştığı işler yapıyor, resimler yapıyor. O anlamda bence çok ilginç, çünkü sergiye gittiğiniz zaman göreceksiniz, yani gidenler görmüştür zaten ama gitmeyenler de görecek. Sanki
Jan Kocsvili şurada boyamış, böyle arkasına dönmüş gitmiş. Çünkü renkler o kadar canlı, böyle kurumaya bırakmış gibi, sanki dün yapılmış gibi resimler. Hakikaten çok böyle kompozisyon olsun, renk olsun, gerçekten çok aykırılığını oradan alan bir sanatçı. Mesela Jan Kocsvili, onun burada olması ve de burada bir tek otoportre burada bu sergide. Mesela evet. Jan Kocsvili'nin otoportresi ve müthiş bir otoportre, çok güçlü bir otoportre. Karşısında hakikaten böyle gerçekten göz hizasında baktığınızda etkilendiğiniz bir otoportre. Gülçin Aksoy var sergide, demin Beral Hanım çok güzel bahsetti. Gülçin Aksoy hala üreten bir sanatçı, aynı zamanda da akademisyen ve de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde son derece avantgard bir yer olarak gördüğüm Halı Atölyesi'ni yürüten kişi. Yani onun pratiğinde aile, hiyerarşiler, baba kavramı, kadın olmak, kimlikler, bütün bunlar ve birlikte yapmak, birlikte üretmek onun için çok önemli. Burada bu sergide bir ağaçlarla kaplı bir enstalasyon yaptı. Bu ağaçlar onun aslında hem yaşadığı hem de ürettiği, yani evinde ve atölyesinde etrafındaki ağaçların yok olma serüvenine tanıklık ediyor Gülçin Aksoy. O serüvenden dolayı böyle farklı farklı ağaçlarla birazcık hani kafayı bozuyor aslında. Ve bir takım böyle çizimler, dijital ya da kara kalem yapmaya başlıyor. Burada bir enstalasyon yaptı ve aynı zamanda bu enstalasyonun içerisinde, çünkü burası bir oda gibi, buranın içine bir koltuk koydu. Bu koltuğu çok iyi biliyoruz. Üzerinde aile yazısı nakşedilmiş bir koltuk. Dolayısıyla sergideki koltukla da konuşuyor aslında. Çünkü son derece Freudian bir koltuktan oda, evet, bahsediyoruz ve bir odadan. Onun dışında Rebecca Horn da kuş tüyleriyle bildiğimiz bir sanatçı. Yani onun hakikaten o kuş tüyüne karşı bir obsesyonu var. Ve sergide yine kuş tüylerine dair işlerini göreceksiniz. Belki biraz sonra biraz daha detaylı döneriz vaktimiz olursa. Şimdi Sinan, senden, sen çok daha uzun bir süre Şulamit'le bu sergi üstüne çalıştın. Öncelikle çarşamba topluluğu nedir? Bunun bir bize tarihsel önemini anlatabilir misin? Sonra bu bahsettiğimiz koltuk ve onun Freudian açılımlarından belki biraz bahsedersin. Sizin Nergis'le birlikte sergide yaptığınız bir performans var etkinliklerde. Biraz onları anlatabilirsen süper olur. Tabii. Öncelikle bu yeni programın için hem sana teşekkür etmek isterim, bizi de konuk ettiğin için, hem de işte Medyascope'da böyle bir programın olması da sanat dünyası adına, evet, hepimiz için sevindirici bir gelişme. Benim Şulamit'le olan bağlantım çok öncesine, yani bu sürecin başına dayanıyor tabii. Onun İstanbul'da bu çalışmaya başladığı zamana dayanıyor. Biz Beral Hanım'ın arşivinde aslında böyle bir projeye başladık ve ana toplantılarımızı da aslında biraz da tesadüf eseri biz de çarşamba günleri yaptık. Şu anda tabii serginin adı da çarşamba topluluğu olunca bizim için kişisel olarak da böyle bir ikincil anlamı da oluştu. Çarşamba topluluğu nedir? Çarşamba topluluğu aslında 1902'de Viyana'da Freud tarafından oluşturulan bir entelektüeller odası gibi bir şey. Çarşamba günleri toplanıyorlar ve Freud'un günde 20-25 tane pro içtiğini biliyoruz. İşte aslında pro konuşmak için hesapta toplanıyorlar, fakat aslında nasıl ki 20. yüzyıl işte bir mucizeler çağı, avantgardın yükselişi diye görüyorsak, orada da psikanalizin nasıl ilerleyebileceği ya da nasıl kabul edilebileceği, nasıl uygulanabileceği üzerine bir konuşmalar dizisi dönmeye başlıyor. Tabii bu oldukça entelektüel bir ortam. Fakat baktığınız zaman genellikle erkekler üzerinden kurulan bir ortam. Yani Viyana'dasınız, 1900'lü yılların başı ve tamamen erkeklerden oluşan ve oturup pro konuşan bir grup. Tabii oldukça da yoğun da ve çok fazla maskülen bir anlamı var. Buraya döndüğümüz zaman buradaki sergide ne var? Bizim Şulamit'le uzun süredir üzerinde işte kafamızı yorduğumuzu ortaya çıkartmaya çalıştığımız şeylerden biri de bunun bir feminen versiyonu nasıl olabileceğiydi. Çünkü sanatçıları biraz önce hem Nergis hem Beral Hanım anlattı. Çok güçlü ve feminen yönleri de çok güçlü ve feminist tarafları da çok güçlü sanatçılar. Bunlar tarafından baktığımızda bu yapı nasıl bir yere evrilirdi, bunu 2019'da gösterdiğimiz zaman nasıl bir şey gösterebilirdik, İstanbul'da gösterdiğimiz zaman nasıl bir şey evrilirdi, küratöryal sorular bunlardı bizim aklımızda. Ve doğal olarak da işte bu sergiyi oluştururken biz aslında hep bir taraftan kendi kendimize biraz mücadele ettik. Nasıl kurgulamalı, nasıl kurgulamamalı üzerine. Daha çok nasıl kurgulamamalılar ön plana çıktı. Çünkü nasıl kurgulamadılar bundan temellenerek ortaya çıktı. Kısacası işte yani bu çarşamba topluluğu bu şekilde evrilen bir süreç oldu. Ama
Biz sergide şöyle enteresan bir şey yaptık. Yani aslında tabii ki bu daha çok Shulamit'in üzerinden temellenen bir durumdu. Sergi mekanını bir odaya çevirmek ve ev rahatlığıyla ya da o Freud'un tuhaf odasıyla sergi mekanının arasında bir ara mekan yaratmak derdimiz vardı. Ve bu yüzden sergi mekanının bir kısmında bir antika halı, bir koltuk, ki bu koltuk sonrasında zaten çok önemli bir hale geliyor, kullanıldı. Ve aynı zamanda işte duvar kağıtları falan var. Ve aynı alanın, yani ana alanın iki tarafında iki yazman alanı var. Bunlar da antikalardan, masalar, sandalyeler ve bunun dışında duran ve belki zamanın ötesinde duran birer projeksiyonla duvara yansıtılan ve bu şeyin direkt duvar kağıdının üzerine yansıtılan bir projeksiyon var. Burada neler yapılıyor? Aslında kısaca olay şu. Farklı günlerde farklı konuşmalar yapılıyor ve bu konuşmalar aslında entelektüel içeriği yüksek konuşmalar. Ve iki yazman olarak genellikle Nergis'le ben iki yanda durup eş zamanlı şekilde duyduklarımızı kendi duyduğumuz şekilde yorumlayarak metinler ortaya çıkarıyoruz. Ve bunlar da baktığınız zaman nasıl ki serginin kendi içinde sürükleyen bir düşünce dizisi var. Buna biz de eş zamanlı olarak katkıda bulunmuş oluyoruz. Ve aynı zamanda bunlar arşivleniyorlar. Ve aynı zamanda işin tuhaf tarafı da burada zaten biraz psikanalize bağlayabileceğimiz noktada bu. Orada oturup konuşan insanlar aynı anda yan tarafta ne yazıldığından habersizler. Ama biz o tarafta yazmaya devam ediyoruz. Ve yazı devam ederken işte konuşulanlar bundan farksız olarak biraz da gözlendiklerinin bilincinde, belki de onun hafif tedirginliği içinde, tıpkı bir psikanaliz odasında yaşanan gibi onlar da konuşmayı sürdürüyorlar. Ve sonuç olarak da işte ortaya böyle bir performatif durum çıkıyor ve küratöryal olarak da böyle bir metnin içine gizlenmiş. Ama aynı zamanda sergi kendi içinde çok katmanlı bir sergi. Yani küratöryal tarafı için özellikle konuşuyorum. Bütün bu sanatçıları üst üste koymak, bunları bir şeyin içinde, düzgün bir serginin içine birleştirmek ve bir formüle sokmak aslında çok zor. Bu yüzden çoğunlukla yazı temelli, ki aslında Shulamit iyi bir araştırmacıdır ve o yüzden yazı üzerinden çok giden, çok iyi okuyan biridir. Yazı üzerinden temellenen ve işin en arkasında biraz işte kadim metinler, belki Talmud üzerinden şekillenen bir yazım oluşturma, yani görsel olarak o yazıyı grafik anlamda nasıl gözümüzde olabileceğini, canlandırabileceğini gösterdiğimiz bir metin bütünü de var. Evet, o aslında serginin en dikkat çekici özelliklerinden biri. Girdiğiniz andan itibaren aslında bir şerit okumaya başlıyor. Okumak zorundasınız. Okumak zorundasınız ve böyle bir parça serginin şifresini de çözüyorsunuz, evet, onu okuyarak gibi bir durum, evet, var. Aynen. Ama aynı zamanda da o Talmud göndermesi çok önemli. O merkezin etrafına düşülen notlar gibi ve mekansal olarak da bunu böyle düzenlemişsiniz. Orayı biraz daha açarsan daha tabii güzel. Yani aslında temelde şöyle bir şey var. Kadim metinlerdeki temel istek, o metnin içindeki anlamın dağılması. Yani işte biz söz uçar yazı kalır diyoruz. Yazı hakikaten bir yerde kalıyor, söz yok oluyor da bir anlamı var. Bir tarafta işte yazı bir yerde kalıyor ve daha az yayılıyor. Söz uçarak daha çok yayılıyor gibi de bir anlamı var. Burada belki Talmudik metinler üzerine ya da kadim metinler üzerine baktığımız zaman ikisi de gerçek. Fakat Talmud metni gibi özellikle bu işte farklı şekillerde yazılan ve kadim metinler olarak adlandırdığımız metinlerde şöyle bir durum da var. Grafik olarak da bir şey ifade ediyor. Ve siz o grafiği okumaya başladığınız andan itibaren aslında anlam da kendi içinde hem karışıyor hem de çözülüyor. Dolayısıyla sergi de görsel açıdan bunun çok iyi bir örneği gibi. Biz o işte şeridi okurken bu şerit bütün serginin tam ortasından geçen, duvarların ortasından geçen ve bazen, evet, beyaz, bazen... Evet, şeritten de bahsetmek lazım. Tabii, bazen beyazın, bazen siyahın üzerinden geçen ve sadece tek bir yapıtta bölünen, ki o da işte Yankoşvili'nin otoportresi. Sadece orada bölünen ve sadece orada ara veren bir tekst. Ve o tekstin, metnin içinde İbn Arabi'den de, evet, bir bölüm var. Hrant Dink'ten de bir bölüm var, Yankoşvili'den de var, Oppenheim'den de var. Söylenen şeyler birbirinin arkasına sanki anlamsızmış gibi konulduğu andan itibaren bile bir anlam ifade ediyor. Yani çok başka bir yerden belki yaklaşmak gerekirse, bu işte farklı kelimeleri, farklı cümleleri birleştirerek
oturtmak ve bunun üzerinden bir anlam yaratmak David Bowie'nin de işte bir şarkı sözlerini yazarken kullandığı yöntemler aslında. O kullanım başka bir kullanım ama çıktığı yer bir noktada oraya evriliyor. Tabii bunları bir sergi bağlama içinde düşünmek de işi çok başka bir okuma katmanı silsilesi içine sokuyor. Bu da izleyici için oldukça aslında zor. Fakat İstanbul Bienali'nin de şu anda eş zamanlı olarak devam eden bir yapısı içinde izleyicinin gelip böyle bir sergiyi gezmesi bence bütün anlamı da biraz birleştirici olacaktır. Çünkü yani temelde belki şuradan bağlanabilir. Burion'un verdiği bu 7. kıta. İstanbul Bienali'nin küratörü. Tabii, İstanbul Bienali'nin küratörü Nicola Burion'un verdiği 7. kıta kavramıyla bu serginin içindeki Freud'un verdiği kara kıta, yani hani kadın iç dünyası, kadın düşüncesi diyelim. Bunların bağlamı da bu noktada belki biraz daha ortaya çıkabilir ve hatta ve hatta ilişkisel estetik, yine Burion'un ilişkisel estetiği kavramında bile buradaki yapıtların nasıl okunacağı, yani artık yapıtın değil serginin okunması üzerinden de tartışılabilir bir zemine kavuşuyor ve bu da çok da güzel bir örnek oluşturuyor Türkiye'de. Ben şunu hatırlatayım çünkü mekandan söz ediyoruz. Bugün İstanbul'da bir sergi kurguladığınız zaman konsepti hazırlıyorsunuz, sanatçılarınızı belirliyorsunuz fakat mekan bulmak gerekiyor. Şimdi bu serginin nasıl bir mekana girmesi gerekirdi? Bakın bu serginin bir özelliği de müze sergisi gibi olması. Yani içeriye girenler zaten ilk gün burası bir müze sergisi olmuş diye izlenim, yani o kadar belirgindi ki müzeleştirilmiş bir sergi tasarımı oldu. Tabii bunun için bir mekan seçmek gerekiyordu ve biliyorsunuz bu antik AŞ'nin binası zaten antika bir bina, eski bir köşk, Osmanlı konağı ve içinde de baştan sona çok güzel şeyler var. Antikalar dolu. Ayrıca burada onlara da teşekkür edelim çünkü bize bu mekanı sağladılar ve çok büyük bir destek verdiler. Demin Sinan da bahsetti, antika eşyalar da kullanıldı. Yani orada işte halısıyla koltuklar ve evet. Yani serginin bu müzeyle ilgili olan bütün o boyutuna binada müthiş bir katkı sunmuş oldu diye düşünüyorum. Şimdi bu müze gibi sergi yapmak gerçekten bugün çok gerekli bir şey. Yani biliyorsunuz İstanbul'da da birçok müzeler açılıyor. Gerçekten bu da bir uzmanlık işi diye düşünüyorum. Şimdi burada bir model oluşturdu Shulamit Brookstein. Yani bir müze içinde geçmişin belleğin, yani geçmişi ve bugünü yan yana getirip bundan bir sonuç çıkarmak ve izleyiciye bu yolla tarihsel bilgiyi verebilmek gerçekten önemli diye düşünüyorum. Çünkü biz de müzeleşme dönemindeyiz şu anda biliyorsun. Evet. Bence güzel bir model ortaya koydu. Ve bunu hem metinle yapıyor, seçtiği metinlerde 10. yüzyıldan heretik bir eski ahitten de bir şey okuyoruz. Hrant Dink'ten de okuyoruz. Bir yandan da işlerde de öyle. Gülçin Aksoy'un işini de görüyoruz. Oppenheim'in işini de görüyoruz. Meryem Ana'nın ikonunu görüyoruz. Tabii evet. Yani resimlerin başlangıcı olan ikonlar orada yani. Tabii onu göstermesi de çok ilginç. Bir de şeyi söyleyelim. Yani bu kara kıta meselesi tabii çok önemli. Bir de kadın yoktur. Yani Lacan'ın kadın yoktur sözü, tabii ben hiçbir zaman bu konunun uzmanı değilim ama benim görüşüm şöyle, Lacan bunu söylediği zaman kabul edilmiş bu. Yani şöyle bir şey, bütün entelektüel dünya kadının erkeğin varlığıyla ancak var olduğu gibi bir izlenim ediniyor. Fakat bu sonradan eleştirilmeye başlıyor tabii. Önce Simone de Beauvoir eleştiriyor bunu. Bunun tamamen erkek egemen bir söyleme yansıttığını söylüyor. Fakat günümüzde de Lacan'ın bunu hiçbir zaman erkek egemen bir bakışla değil, tam tersine olayı belirtmek için
kadın yoktur dediği, yani olay da şudur, dünyada patriarkal düzen vardır. Bunu kadının kimliği hiçbir zaman doğal olarak, yani doğa belirlememiştir kadının kimliğini, patriarkal düzen belirlemiştir gibi bir söylemle ortaya koyduğunu. Yani burada Shulamit'in de dört kadın sanatçıyla, dört feminist sanatçıyla bunu yapması bence işte Lacan ve Freud'un üstünde tekrardan bizim düşünmeye davet etmesiyle çok uygun düştü diye düşünüyorum. Hı hı. Ben şunu söylemek istiyorum aslında, hani Sina az önce çok güzel bahsetti ama bu izleyici için serginin zor olmasına aslında çok kısımadığını düşündüm sen de söylediğinde. Çünkü bence aslında herhangi bir izleyicinin yani bütün bunlara habersiz bir şekilde kapıdan içeriye girip kendinden çok şey bulabileceği bir sergi. Yani bunun için hakikaten çünkü aslında işler ve biz varız ve işler bunu anlamamız için çok da aslında hani müthiş okumalara da bazen ihtiyacımız yok. Yani ya sanat tarihi kendini, bilmemiz gerekmiyor. Evet. Bu sergi herhangi bir ortalama izleyici için ya da background arka planı farklı olan birisi için, yani felsefe olabilir, halkla ilişkiler olabilir, bilmiyorum ya da merakı ne olabilir, herhangi birisi için bu sergi bir şeyler söylüyor. Çünkü bu sergide hiçbir şey öylesine orada değil. Yani bir şey oradaysa, bunu o hani serginin kurulumu açısından söylüyorum. Eğer bir yerdeyse bir iş, bir yazı, onun bir sebebi var. Dolayısıyla aslında dikkatli bir göz, yani dikkatli bir şekilde sergi izleyen biri o sergiden çok şey bulur ve çok şey öğrenir. Çünkü biz herhalde müthiş şeyler öğrendik diye düşünüyorum. Ben kendi adıma bu sergide bir şekilde bu sergiye bulaşmak ucundan kıyısından müthiş öğretici oldu. Tabii bir yandan da az önce sen de değindin. Hani bunun Beral Madra'ya ithaf edilmiş bir sergi olmasına, bu da çok önemli. Çünkü aslında o içerideki arşiv, hani Sinan bunu sen çok iyi anlatırsın çünkü sizler yaptınız onu. O arşiv, o dijital arşiv hakikaten çok değerli. Çünkü bugün yani arşiv aslında bellek demek ama biz hani bu belleği gerçekten kaybediyoruz. Çünkü hiçbir arşiv korunmuyor. Arşiv insanların önem verdiği bir şey değil. Ben aynı zamanda bir arşivci olduğum için de benim için bu çok değerli. Çünkü arşiv aslında bir araştırmacının birincil kaynağı, çalışmaları, çalıştığı yer, malzemesi ve Türkiye arşivler konusunda gerçekten çok geride bir yer maalesef. Yani yavaş yavaş yeni yeni böyle arşivin ne olduğunu öğrenmeye başladığımız bir zamandayız. O yüzden Belen Hanım'ın arşivi hem çok değerli hem de bu sergide olması çok anlamlı bence. Belki de şeyden dolayı anlamlı, çünkü ben de uzun yıllar boyunca çok sayıda sadece kadın sanatçılarla sergiler yaptım. Yani o açıdan bana da çok yakın da geliyor bu serginin, evet, bütün kurgusu ve şeyse, evet. Sinan, belki sen biraz Beren Hanım'ın arşivinde nasıl çalıştınız, o nasıl bir süreçti, ondan bahsedebilirsin ve sergide de onun bir ev gibi kurgulanmasının, evet, serginin anlamı açısından da bir önemi var. Biraz onları anlatır mısın? Tabii. Şimdi önce senin söylediğine bir küçük ekleme yapayım. Aslında zordan çok yoğun gibi bir şey var. Yoksa dediklerin çok doğru. Arşiv tarafı için aslında en zor tarafıydı bence. Çünkü arşiv ve bellek dediğimiz şey hakikaten aslında çok katmanlı, insanı çok farklı yerlere sürükleyebilecek ve üzerinde iyi düşünülmesi gereken, bu arşivin sergileniş şeklinde de çok iyi düşünülmesi gereken bir malzeme. Biz Beren Hanım'ın arşivinde çalışmaya başladığımız andan itibaren aslında hiç tahmin etmediğimiz derecede büyük bir veriyle karşılaştık. Çünkü inanılmaz düzenli ve inanılmaz yoğun bir arşiv var içeride. Yani yapılan yazışmaların orijinallerine kadar, hatta bazı fikirlerin tamamlanmamış fikirler dosyalarına kadar çok net bir şekilde düzenlendiğini gördük ve ben çok şaşırmıştım bunu. Hemen burada soralım Beren Hocam, siz bunu en başından beri böyle mi yaptınız? Evet, çünkü ben böyle bir disiplinli çalışmaya eğitilmiş bir kişi olduğum için baştan beri evet dikkatli çalıştım. Yani sergilerimi yaparken her şeyi düzgün bir şekilde toplama. Tabii bir takım hatalar olabilir. Yani mesela bakın fakslar. Bu fakslar biliyorsunuz zaman içinde soluyor, gidiyor. Bunları korumak gerekiyor. Mesela zamanında onu korumamışsam tabii ki biraz yazık oluyor ama gene de bilgisayar teknikleriyle onları canlandırmak mümkün. Tabii ben yani sergilerimi yani geleceğe bırakmak için mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde korumaya çalıştım. Hı hı.
Yani bu arşiv meselesi tabii ki çok çok önemli. Çünkü şu an aslında programla biz de bir noktada bir arşivin parçası haline geliyoruz ve insanlar bunu sonrasından izleyebilecekler filan. Bellek yaratmak ya da hafızayı canlandırmak arşivin ilk görevi belki sayılabilir. Biz de bunu yaparken bulduğumuz dosyaları mümkün olduğu kadar olduğu gibi yansıtmaya ve aradaki bağlantıları da bir şekilde küratöryal kafayla işaret etmemeye ama belki bir şekilde insanlara böyle sezdirmeye falan çalıştık. Ve dijital bir yazılım üzerinden böyle bir şey yapıldı. Bu yazılım da aslında enteresan bir tarafı var. Çünkü yazılım kendi içinde bir küratöryal seçki yapma eğiliminde fakat bunu net olarak yapmıyor. Yani siz işte odalar halinde düzenlenmiş sergiler var. Bu sergilerin içinde herhangi bir bölüme girip bir arşiv nesnesine ulaşıyorsunuz ve bu alanda size yazılım kendi içinde ulaşabileceğiniz diğer metinleri ya da eserleri ya da işte başka alanları işaret ediyor sağ ve sol tarafta. Ve bunlar bizim kendi içimizde aslında şu da olsun bu da olsun diye karar verdiğimiz şeyler değiller fakat enteresan şekilde bağlantılar ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla siz o arşivi kendi özgür iradenizle ve belli bir yönlendirmeye bağlı kalmadan gezebilir hale geliyorsunuz ve okumanın katmanları artıyor. Ve biz bunu daha öncesinde yine bu yıl içinde önce Hırvatistan Split'te, evet, Salon Galic'te, sonrasında da Tarabya'da yine Tarabya Kültür Festivali, akademisinin içindeki kültür festivali içinde tamamen bunu ayrı bir alanda sergiledik ve o zaman da hatta Tarabya'daki sergilemede Beral Hanım'la sonra bunun üzerine uzun da bir konuşma yaptık. Şülamit, ben ve Beral Hanım üçümüz konuştuk. Orada Beral Hanım çok detaylı bir şekilde de bunu anlattı. Onun da kayıtları elimizde var zaten. Toplamda bu arşivin orada sergilenmesi ve bir ev şeklinde sergilenmesi de aslında işte bir noktada House of Tasvir'in, yani tasvir evinin bir göndermesi. Ama öbür taraftan da bütün o serginin bir kara kutusu gibi ortada duruyor. Daha önce yapılmış çalışmaların bir özeti var ama arşivin tamamı da orada değil. Ve biz hala bu arada arşive devam ediyoruz çünkü çok detaylı bir arşiv ve çalıştığımız bu aşağı yukarı bir yıl arşivin belki 20'de birini, 25'te birini ancak oluşturabildiğimiz bir alan. Daha üzerine çok uzun çalışmamız gerektiren de bir şey var, tarafı var. Peki arşivin geleceğine yönelik bir plan var mı? Mesela isteyenler ona bir şekilde ulaşabiliyor zaten mu? Zaten geliyorlar. Hayır, evet. Evet. Arşivin kendisini zaten inceleyebiliyor. Görüşme yapıyoruz. Randevu veriyorum ve gelip çalışanlar çok oldu. Yani 8-10 kişi çalıştı zaten arşivde. Ne yaptılar? Doktora, yüksek lisans veya işte daha farklı kitap yazan da geldi. Aslında gerçekten bu arşivden faydalanarak bölgemiz hakkındaki, yani özellikle yani geniş bölge hakkında diyelim, Doğu Akdeniz, Kafkasya ve Balkanlarda dahil olmak üzere çok sayıda bilgi var. Yani bunlar üstüne çalışmak isteyen veya kitap yazmak isteyen gelip faydalanabilir. Burada şunu söylemek istiyorum. Az önce Sinan değindi. Biz tabii burada, yani ben Sinan kadar hakkını vermek istiyorum bu noktada. Onun kaderini orada oturup da yazmadım. Ama Sinan ve yani Şulamit Burkstein orada neredeyse saat 10'dan 6'ya kadar sergi boyunca orada durdular. Bu çok ilginç bir şey. Evet. O yazmazsan dairelerinde. Sergide durdular ama. Evet. Yani şu, hala duruyor. Ben çok yoğun bir zamanım olduğu için her zaman orada olamam ama neredeyse yani Sinan hep oradaydı ve Sinan herhalde bu sergi bittiğinde elinde böyle 50 tane öyküsü falan olacak. Çünkü oturdu ve öyküler yazdı orada. Hani bizim için aslında psikanaliz bir tarafı var bence onun. Çünkü ben bunu yaptığım her seferde şunu hissediyorum. Yani oturuyorum oraya ve bir şekilde aslında konuşmayı dinliyorum ama oradan bir kelime bana ilham oluyor. Ve onu aslında otomatizm tekniğiyle yazmaya başlıyorum. Dolayısıyla biz yazmanlar için de böyle psikanaliz bir durum da söz konusu oldu. Yani izleyici aslında bu sergiye geldiğinde muhtemelen yazmanları da serginin kuratörleri gibi görüp onunla konuşma şansını elde edebilir. Çünkü hakikaten senin de dediğin gibi kamusal ve özel bu şeylerin hani nedir bu kavramlar, bunları çok düşünen ve izleyici çok davet eden bir sergi o anlamda. Yani bir anlamda davet var, bir anlamda da aslında o antika halı ve koltuk o kadar güzel duruyorlar ki ben ilk gittiğimde acaba basmalı mıyım halıya, oturmalı mıyım gibi düşünüyorduk. Onları ama programı seyredenler gidip istedikleri gibi tabii rahatça oturabilirler. Ve orada aslında o seçimlerin, yani o duvar kağıdından koltuğa
gerçekten kafa patlatılarak yapılmış seçimler olduğunu da bilsinler. Çünkü öylesine seçilmedi. Yani o renkler ya da işte tabii Freud'un odasında bir gönderme var. Çünkü Freud'un odası da böyle antik dönem işte ya da Osmanlı şeyleriyle dolu, parçaları dolu bir oda. Dolayısıyla ona da biraz gönderme olsun diye de öyle. Ama öylesine değil. Çok güzel ve çok özenli seçimler var. Bir ayrıca mesela bu tabii önemli. Biz her bu arşivi sergilediğimizde böyle bir gazete oluşturuyoruz. Ve bu gazetede bir noktada, epey de büyük de bir gazete. İçinde hem işte İngilizcesi var, sonra diğer arka tarafında Türkçesi olan ve içeride hatta şöyle gösterebilirim. Şöyle arşivin de böyle bir görseli olan bir gazete. Bu gazetede bir noktada bizim her zaman aslında amaçladığımız şeylerden bir tanesini yapıyor. O da nedir? Dijital arşiv var, evet, ama biz fiziksel bir şeyle uğraşıyoruz. Ve günün sonunda elimizde bir gazete de var ve bunu da arşivin bir kısmı olarak saklayabiliyoruz. Yani arşivin arşivi haline geliyor. Ama aynı zamanda bunun dijital hali de bizim elimizdeki arşive yeniden eklenen parçalardan biri haline geliyor. Arşiv kendi içinde kendini büyüten bir noktada. Sergide bu arşivi büyütebilmek adına bence elimizdeki en iyi organik yöntemlerden bir tanesiydi. Biz bu sergide bunu da görüyoruz. Özellikle işte Nergis'in yazdığı metinlerde, benim yazdığım metinlerde ortaya çıkan şeyler tamamen senin dediğin gibi bir tür psikanaliz denemesi. Ama kendi kendimiz üzerinde yaptığımız bir psikanaliz denemesi. Ben o metinlere sonrasında baktığım zaman bir tanesini falan sonradan okudum. Ne yazdığımı bazen düşünüyorum. Nasıl bu, nereden aklıma geldi, niye oldu filan diye. Bu da bizim için de ayrıca bir deneyim haline geliyor tabii. Bitince de herhalde epeyce bir materyalimiz olacak yazdığımız. Yani şöyle bir şey, belki şöyle düşünür bizi dinleyenler. Çok seçkinci bir olayı sunuyoruz gibi gelir. Aslında öyle değil. Yani tabii ki sergiler... tüm yani İstanbul sanat ortamında artık insanlar bu sergilere geliyor ve gerçekten bir bilgi alışverişi oluyor. Biennale'i çok güzel kabul ediyor bu şehir. Herhalde şu anda çok geziliyor Biennale sergileri de. Bu asla seçkinci bir şey değil. Çünkü bizim yaşadığımız dönem görsel kültür dönemi ve görsel dil dönemi. Fakat bir de şöyle bir dönemi de yaşıyoruz değil mi? Hakikat sonrası diye bir sorunla karşı karşıyayız. Bu hakikat sonrasında bu görsel dil çok bizim yararımıza kullanılmıyor bazen. İşte toplum kendi yararına kullanılmayan bu görsel dilin şifrelerini nasıl çözecek? Bu çağdaş sanat sergileri bu topluma bunu bu bilgiyi verebiliyor. O açıdan ben... toplumun bu seçkinci olarak bakmamasını istiyorum. Zaten bence seçkinci olmadığının bir başka kanıtı serginin ücretsiz olması. Herkes istediği gibi gelip evet, gezebiliyor. Bununla da artık bitirelim isterseniz. Evet, çok tabii. Teşekkür ediyorum. Gözün gördüğü gösterdiği programında ilk bölümünde 18 Ekim Cuma gününe kadar sürecek Artam Antik'te İstanbul Nişantaşı'na devam eden Çarşamba Topluluğu sergisini konuştuk. Konuklarım Beral Madra, Nergis Abiyeva ve Sinan Eren Erk'le birlikte. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz sizler de ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. İyi hafta sonları.